Yepyeni bir haftanın ilk gününde Gamze Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Yıpranmış koltuklar ve pis halı bu salonun ilk göze çarpan detayları. Tozlu kitaplık, küllerle dolup taşmış şömine, kirli camlar, perişan haldeki petek ve örümcek ağlarıyla kaplı kapı da yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Gamze Hanım bu salon için neler söylüyor? Evet, herkese merhabalar. Yepyeni bir haftayla, yarışmacılarımızla. Evet, haftanın ilk evini gezmeye girdik. Bismillah diyelim. Sağ şöyle bir hayırlı uğurlu olsun. Evet, dakika başı bir şömine bizi karşıladı zaten evet. Külleriyle. Evet, geniş bir ev. Ya bence burası da çok pis bir ev değil. Düşündüğümden daha temiz çıktı bence, bana göre. Bana çıkmış olsaydı sevinirdim herhalde. Biz burayı nasıl yapacağız? İçerisini temizleyeceğiz. Petekler taş petek. Evet. Oo, evin büyüklüğüne bak. Manzara harika vallahi. Şimdiki müteahhitler de desin ki biz ev yapıyoruz, kümes yapıyorlar. Adam bizim evin salona kadar balkon bırakmış. Maşallah maşallah. Gamze, koltuklar var bak, şu koltukların silinmesini beklerler. Bu mor koltuğun biraz yüzü solmuş gibi ama bunun silinmesini beklerler. İlk önce salonda koltukların bir silinmesini istiyorum. Çünkü çok az bir eşya var. Bu zamanı koltukları silmesiyle değerlendirmesini istiyorum. Bu koltuklar zaten temizlese bile çok ciddi bir parıltı olmayacaktır ama yapar. Yani yapar, sorun yaşamayacak. Kız sessiz gezme, konuş, ne yapacaksın? Hadi anlat. Halıyı süpürürüz, koltukları sileriz. Şu koltuğu... Gamze Hanım, siz nerelisiniz? Kilisliyim. Hem de Kilislisiniz ha. Benim bildiğim Kilisliler tuttuğunu koparır. Adamı tırnağıyla yolar. İstanbul'un Kilislilerinden o. Evet. Sessiz biraz. Ben seni çarşambadan sonra göreceğim. Tatlı kız seni. Bu da cam silindiği zaman kendini zaten bayağı belli eder. Evet. Bu eve yapılan temizlik kendini belli eder. Yalnız biliyorsunuz balkon olduğu için bu camlar içli dışlı silinecek. Evet. Tamam. Bu karşıdaki göl değil mi? Büyükçekmece gölü. Bilmiyorum, herhalde öyle. Göl Küçükçekmece. Burası Büyükçekmece. Büyükçekmece'nin gölü o. Göle karşı cam sileceğiz. Evet. Artık yeşil ördek gibi daldım. Tabii tamam. Kadir. Hadi gidiyoruz o zaman mutfağa. Göle doğru gidelim. Haydi göle doğru gidiyoruz. Hoca Nasrettin gibi gönüllere maya çaldım. Haydi. Gamze Hanım'ın temizleyeceği mutfak da salon gibi geniş ve ferah. Ancak buradaki yağlı ve kirli yüzeyler çok daha fazla. Derme çatma bir sistemle ayakta duran lavabo yarışmacımızı biraz uğraştıracak gibi görünüyor. Buzdolabının küçük olması ise burada yapılacak işleri bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Anlaşılan Gamze Hanım bu mutfakta epey zaman harcayacak. Bakalım Kadir burası hakkında nasıl bir yorum yapacak? Evet, mutfak maşallah. Bu evin kaç metrekare bu ev? Maşallah. Buzdolabımız yok. Küçük. Yok sayısın zaten bunu. Yani. Bir tane bir kırtık buzdolabımız. Gamze Gül Hanım bugün çok şanslı. Çünkü mutfakta da çok fazla bir dolap yok. Çok fazla ağır bir yağ yok. Buzdolabı zaten çok ufak. Tamamıyla hani çok şanslı birisi. Umarım bu şansı değerlendirir. Evye herhalde sakat. Bak evyeyi sabitlemişler güzel bir mantıkla. Izgaraya gelmiş bak altına. Bunu çok oynatmamamız gerekiyor. Bir tane ocağım var. Bol kızartmalı bir mutfak. Bol yağlı. Şurası dolaplar. Şu kısmı yağlı. Dolabın üstünü görmedik. Temizlerken oraya da bakacağız. Tamam. Burada da büyük bir cam var. Mutfak güzel. Çok fazla bir kalabalık yok. Yok, hayır. Haftanın ilk gününe göre güzel bir mutfak. Saat iyi değerlendirilirse güzel bir temizlik evet, çıkar. Evet, iyi bir temizlik. Yani marifetini bu mutfakta görelim istiyorum. Göstereceğim Kadir. Peki. Onun zaten şu o mutfaktaki talih şeyi tek şanssızlığı şey olur. Bir yeri temizlerse her yeri temizlemek zorunda. Çünkü temizlenmeyen kötü durmuş kalacak orada bu mutfakta. Dolayısıyla da oradaki her şeyi temizlemek zorunda. Peki banyoya gidiyoruz o zaman. Hızlı hızlı gezelim. Hadi daha haftanın ilk temizliği başlayacak.
Evimizin banyosu boydan boya fayans kaplı ve oldukça sade. Ama bu banyoda toz, kir ve pislik dolmuş her yere. Klozetin hali ise içler acısı. Ve işte şimdi de bu evi temizleyecek kahramanlarımız da geliyor. Evet, banyomuz. Klozetten tiksinir misin? Yani var mıdır böyle huyların? Ben... Yok, yapacağım. Yaparsın, peki. Bunun taktiği nedir, ne yapacaksın? Salonu hallettikten sonra mutfağa geçmeden önce buraya bol bir deterjan dök. Direkt deterjanı dökecek misin içine? Direkt deterjanını etraflı bir şekilde dökeceğim. İyice... Elendiniz şu anda. Neden? Neden? Önce bunun suyunu alman gerekiyor ki deterjan taşa nüfus etsin. Suya tökersen o ayran olur gider. Önce suyunu alacağım süngerle. Süngerle, sonra... bardakla. Al bu petek güzel yanıyor sırtımızın. Bardakla. Bardak, plastik bardakla içinden alıyoruz. Kire sökücüyü döküyoruz, o hışır 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 oluyor biz mutfaktan çıkasıya kadar. Tamam. Klozet çok berbat ama buraya geldiyse o klozete elini sokmalı. Klozeti de bembeyaz bekliyorum. Gamze Hanım, bu mor ruj nedir Allah aşkına? Bence güzel duruyor. Ben sürmedim. Rengi siz seçmediniz mi? Ayça, kadının sesi çıkmıyor, ruja bile he demiş sürdürmüş. Ne var canım? Beğenmediyse siler geçer gider. Sen gel, soğuktan o morardı iyice. Gidiyoruz, hep açanın işleri boyun altında kalsın ona. Evet, şimdi haftanın ilk gün temizliği için gidiyoruz. Sularımızı doldurup sepetlerimizi alıp gelmeye. Nereden başlayacağız? Salondan başlayalım. Salonda şöminemiz var. Şömineyi temizledikten, tozları aldıktan sonra... Mutfağa geçeceğiz. Mutfağa geçeceğiz. Peki. Antep'in hamamları... Sallanır kirhanları... Koşker mahallesinin dip dibedir damları... Hele 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 kilisli... Gel yanıma dırınım dım. Haydi. Koş. Geç. Ben kapıyı çekerim, geç. Evet, haftanın ilk değerli kovasını aldık. Haydi bakalım. Güzel bir temizlik olsun şöyle. Siz de hafta sonu dinlendiniz. Çoluk çocuk evdeydi. Şimdi pazartesi günü hava çok güzel. Açın camları önce. Eve o soğuk hava bir girsin, o temiz oksijen. Ondan sonra silin, süpürün. Bir güzel ekran başına oturun. Gamze, hazırsın. Hazırım. Salona gireceğiz temizliğe. Sayı başlıyor. 3, 2, 1 diye saydığımızda tam tamına 4 saatlik süren başlıyor. Tamam. Bu 4 saatin mutfak, banyo, salonu ayırman lazım. Ona göre hareket et, olur mu? Tamam. Bak, uyardım baştan. Ondan sonra finallerde... Lütfen. 3, 2, 1, kilisli temizliği başlıyor. Haydi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şöminenin içindeki şeyleri... Faraş var mı? Faraş, dur sen çap poşetini aç, ben sana faraş getireyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.